Sinan'ın vefatından önce durduğu yer, işte bir hayat, dünya görüşü. Ben de birlikte, ben de ülkücüyüm. Bunu zaten daha önce de ifade ettim. Onunla birlikte benim için hiçbir ideoloji kalmadı. Hepsi toprağın altına girdi. Sadece insanlık kaldı geriye. Yani iyi insan var, kötü insan var benim için. Sinan sağlığında tabii bulunduğu, mensubu olduğu partinin de MHP'nin de söylemleri, yani Devlet Bahçeli ne diyorsa Sinan da aynı şeyleri söylüyordu. Ta ki zaten katledildiği güne kadar da liderimin emrindeyim, işte davam, benim davam bu, liderimin emrindeyim şeklinde mesajları var, paylaşımları var. O zaman da Devlet Bahçeli'nin tavrı neyse Sinan'ın tavrı da oydu. Doğal olarak yani sol diyebileceğimiz partilerin veya farklı işte ideolojik görüşü belliydi. Karşısında olanlara da gerçekten ağır söylemleri oldu. Sayın Özgür Özel'e de oldu, Sayın Kılıçdaroğlu'na da oldu, başkalarına da oldu, sadece onlara değil. Çok ağır söylemleri gerçekten oldu. Ancak Sinan katledildikten sonra ben gördüm ki hepsi her şeyi bir tarafa bırakmış. Yani bütün hepsini bir tarafa bırakmış. Sadece insan olmanın gerekliliğini yerine getirdiler ve benim yanımda durdular. Yani o zaman bir ifade kullandım. Sinan'ın dost bildikleri düşmanmış aslında. Düşman bildikleri de aslında dostmuş. Biz bunu gerçekten çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Şimdi benim için dediğim gibi insanlık var. Siz bir yandan hukuk savaşı verirken diğer yandan özel hayatınızla ilgili de bir savaş içindesiniz aynı anda. Şu anda nasıl bir hayat sürdürüyorsunuz? Sizi koruyan kaç kişilik bir ekip var? Çocuklarınız ne yaşıyorlar o koruma zinciri altında ve siz hala ölümden korkuyor musunuz? Şimdi evet korkuyoruz. Korkumuz mevcut. Çünkü Sinan'a açıktan gelen, korkusuzca gelen, adeta meydan okuyarak gelen bir ölüm var. Bir suikast var ortada. Bunun karşısında korkmamak mümkün değil. O günden beri biz normal bir hayat yaşamıyoruz Büyük Sinan'ın. Şu an benim iki yakın silahlı korumam var. Evin etrafında sürekli ekip arabaları dolaşıyor. Dışarıya çıktığım zaman koruma sayım arttırılıyor. Bir yere gittiğim zaman yani ekstra tedbirler alınıyor. Şu anda da ekstra tedbirler alındı zaten. Devletim bu konuda çok hassas beni koruma noktasında. Allah razı olsun. Biz normal bir hayat yaşamıyoruz. Dışarıya çıkmıyoruz. Ben evimde mecburi haller dışında, bu görüşmelerim dışında hiçbir şekilde dışarıya çıkmıyorum. Şimdi tamamen yani mesela spor yapıyordum, onu da bıraktım artık. Hani acil bir durum, bir hastane işi olursa ancak çıkarız ya da bir görüşmem olursa çıkarım. Çocuklar da sürekli evdeler. Şimdi biri 12 yaşında, diğeri 9 yaşında, iki tane kızım var. Bu çocukların her gün dışarı çıkması gerek, sosyalleşmesi gerek. Ne bileyim, yaz geldi havuza gitmek istiyorlar, işte tatile gitmek istiyorlar. Bunların hiçbirisi yok bizim hayatımızda. Biz evde kendi başımıza. Kapımız kilitli, üst üste kilitli bir cezaevi hayatı yaşıyoruz. Yani bunun sorumluları bu hesabı verecek ama. Peki Ben bunun hesabını onlara soracağım. Benim yavrularımın gözyaşlarının hesabını onlara soracağım. Çok zor bir hayat yaşıyoruz. Çok zor. Psikolojik olarak da bunun bize vermiş olduğu zararı tahmin edebilirsiniz. bu kadar koruma altında olmanıza rağmen hala neden korku duyduğunuzun nedenini biliyor musunuz peki? Yani korunuyor Çünkü olmanıza rağmen. bir WhatsApp mesajıyla, bakın bunlar çok güçlü bir çete. Bir WhatsApp mesajıyla kişisel bilgiler edinilebiliyor. Konu bilgilerine ulaşılabiliyor. Uçuş bilgileri edinilebiliyor. Yakın takibe alınabiliyor. Yargıya bu kadar müdahale edilebiliyor. İçi bomboş bir iddianameyi önümüze koyabiliyorlar. Karşınıza çok güçlü, bakın çok güçlü, emniyetin içine sızmış, emniyetin içine sızmış, yargının içine sızmış. MHP ve ülke ocaklarında içine sızmış bir suç örgütü var. Karşımızda çok büyük bir karanlık var. Yani ben korkmayayım da kim korksun Göksel Hanım? Korkmak da haksız mıyım? Yani korumaya Bir rağmen bir şey olabilir korumaya diyorsunuz. rağmen içimden o korkuyu atamıyorum. Atamıyorum. Çünkü Sinan'ı Ankara'nın ortasında, bakın AKP Genel, AK Parti Genel Merkezi'ne 1 kilometre bile değil belki doğrusu. Yani külliyeye çok yakın, Amerikan Amerikan Büyük Büyükelçiliğine yakın. siyasi partilerin genel merkezlerine çok yakın. Bürokratların, işte milletvekillerinin sürekli oralarda olduğu, çok iyi korunan, her yeri kameralarla, polis noktalarıyla çevrili olduğu bir yerde, sokak ortasında, cuma namazının çıkışında Sinan'ı katlettiler.
korkusuzluğu görebiliyor musunuz? Yani öyle cesurlar ki, öyle korkusuzlar ki adeta herkese, devlete meydan okuyarak bu cinayeti işlediler. Bu insanlardan, bu karanlıktan kim olsa, benim yerimde kim olsa korkar. Her şeye rağmen biz o korkuyu içimizden atamıyoruz. Bakın, ben burada bu mesajlarda, bu son gelen tehdit mesajlarında ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Bu şahıslar, dediğim gibi, yargının içine sızmış, emniyetin içine sızmış bir suç örgütü. Çok büyük, çok güçlü bir suç örgütü ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın da beni kolu kanadı altına almasına rağmen, bu mesajı vermesine rağmen, sahip çıkıyorum, destek oluyorum mesajını vermesine rağmen, aynı zamanda tüm kamuoyu beni desteklemesine rağmen, diğer siyasetçiler de, yani iktidar, MHP'yi dışarıda bırakıyorum, MHP dışında tüm siyasi partilerde, muhalif partilerde Ayşe Ateş'i destekliyor, bu cinayetin çözülmesini istiyor. Hepsi benim sesim oldu, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Tüm bu desteğe rağmen bunların hala bu şekilde beni ve benim yanımda duranları, yani adaleti isteyen herkese, bu milletin her bir ferdini bu kadar açıkça tehdit edebiliyor olmaları, bunların çok güçlü bir suç örgütüne dayandıklarını çok net gösteriyor. Dediğim gibi içeride bir bilek güreşi var. Bu örgütlü olarak işlenmiş bir suç, bir suç örgütü var ortada. Bunun bu şekilde değerlendirilmesi için de, yargılanmanın bu şekilde devam etmesi için biz de gereken neyse elimizden geleni yapacağız.